Yavuz Tepesinar, Alem Gül, Emir Özgür, Ömer Peker, Ömer Faruk Atmaca, Hüseyin Yazıcı, Tuna Becin, Hüseyin Kuruncu, Birol Yaylı, Emre Özdemir, Hamdi Küçük Osman. Denetleme kurulu geldi. Denetleme kurulu. Evet, asilden sonra yedekleri okuyorum efendim. Yedek üyeler: Sadullah Kaliç, Kemal Özten, Gökay İyi Yazıcı, Halit Aydoğdu, Yunus Bilgin, Kemalettin Öztürk, Akif Bakır, Mustafa Demiralay, Yavuz Sultan Konat, Yaşar Kumaş, Adnan Öztürk, Ömer Türk Yılmaz, Azim Altıparmak, Sebahattin Genç, Alparslan Bayraktar. Denetleme kurulunda efendim Mehmet Öztürk, Mehmet Ali Saygıdeğer, Hüseyin Akbaş. Denetleme kurulunda yedek üyeler: Mustafa Sağlam, Asım Sarıçizmeli, Emrullah Kut. İşlerimiz hayırlı olsun. Bu vakitte seçime geçmiş olduk. Herhangi bir şey idrak edilmişte de yok. Hayırlı olsun diyelim. Yani. Teşekkür ederiz. Yönetim kurulumuz inşallah daha gayretli, daha üstün başarılar temel için de hayırlı olsun. Beşinci maddemiz delege seçimine geçilmesi. Bahsettiğim delegeleri okulun da bütün altında. Evet, burada mı? Orada. Bunları okutalım mı o zaman? Oku orada. Evet, eski delege seçimini de okuyorum. Yusar kafeliyle şurada. ASKP delegeleri efendim Sait Beşir, Süleyman Yıldırım, Hüseyin Akbaş. Bunu yedekleriniz. Bunu mu? Yedek yok başında. Yedek yok. Tamam. Kişiler başı yedek olamaz. Evet, bu şekilde kadro edilmiştir. Bu başı yedek olamaz. Hayırlı olsun. Altıncı madde. Dilek ve temenniler. Dilek temennilerden söz almak isteyen var mı? Hele kurduğum var ya. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Hocam. Hayırlı olsun. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsun diyelim bu vesileyle. Devletimizden de müzakerimizle hayırlı olsun. Bu kadar değil mi? Evet. Sözünüz olduğu bir şey var mı? Teşekkür ederim. Çok başkan olarak bir şey hemen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Böyle bir program yaptık. Şimdi ustalık dönemi değil mi? Ustalık dönemi gibi. Eyvallah. İnşallah daha güzel yerler açısını getireceğiz. Hep birlikte beraber. Belki bazı kırgınlıklar oldu, birilerini yazdık, birilerini yazamadık ama herkesi yazamıyorsun. İnşallah hayırlısınız. Hep birlikte. Biz de başarıların devamını diliyoruz inşallah. Hep beraber yine. Hem sen hep beraberiz inşallah. Dilek ve temenni kısmında ben sadece ben şu şekilde kullanım olarak. Şimdi Akdeniz Spor'un daha önce yıllarda görev yaptık. Benim gördüğüm yani eksiklik en büyük noksanlık. Akdeniz'de bizim bir altyapı tesisi ve altyapı ile ilgili bizim gerek geçerli bir hamleyi yapamamdı arkadaşlar. Geçen sene Erol arkadaşımız görevlendirildi. Fakat Erol arkadaşımızın bu konudaki bizim kendi sporcumuz daha önce de biz biliyoruz tabii sevdiğimiz bir insan ama o iş ayrı, bu iş ayrı. Yani biraz daha ben isterim ki arkadaşlarla yönetimle görüşürüz ama biraz daha olaya ciddi boyutlara bakalım. Çünkü buradaki bizim normal ikinci amatör kümedeki veya birinci amatör kümedeki takımlarımızın altyapıları bile iyi işler yapabiliyorlar. Yani görüyoruz onlardan biz. Biz aslında Hasan Başkan göreve geldiğinde biz şunu söylemiştik. Bizim takımımız cazibe merkezi yapalım, bizim tercih etsiniz. Belirlerin çocukları bizim takımımızı tercih etsin ama bu konuda eksik kaldı. Benim temennim yani dilek ve temenni kısmında olduğu için benim temennim inşallah işin o kısmını halledersek. Futbolda uzun vadedeki şeyler öyle hemen bir günde olmuyor tabii ki. Ve bizim elimizde şu anda Akdeniz'in elinde yetişmiş bir potansiyel oyuncumuz da yok. Biz bunları yeniden yetiştirmemiz icap ediyor. Bu konuda bir hamle yapabilirsek. Antrenman sahası konusunda da eksikliğimiz var. İşte stadın orada bir yer açtık, orası yapılamadı. Hatta şu anda bizim Salih Akşar orada, kendisi orada gelen miniklerden ben geçen hafta içerisinde orada bizim şeylerimiz var. Masa tenisi ve diğer faaliyetlerimiz var. Orada baktım onlardan uğraşıyor. Yani bizim yaptığımız şey bir sürü bir saha yapmış.
Kendisi onlar bir şey yapıyor. Ama biz orayı aslında biraz da şeyden burada hazır başkanımız, başkan yardımcılarımız da burada. Biraz da orayı istersek, orası bize altyapıyla alakalı. En azından orası bir şey yapılabilir, orada bir hamle, bir başlangıç yapılabilir diye düşünüyorum ben. Tabii ki yani buradaki yönetim kurulundaki arkadaşlar bu konuda kendileri karar verecekler. Bizim temennimiz bu. Yani benim en büyük temennim altyapıyla alakalı bir açılım yapılabilmesidir yani. Benim şeyim, tavsiyem, temennim bu. Teşekkür ederim abi. Şey biliyorsun. Başkanım, size belediyeler önünden gelenler başlar. Yardımcı olacağız. Yani. Başkanım, belediye zaten her şeyden destek veriyor bize. Allah razı olsun. Her zaman arkamızda zaten. Bu altyapıyla ilgili şu anda 100 taneye yakın çocuk 12 ile 19 yaş arasında yani şu an aktif olan çocuklar var. Bunlar daha da fazla ulaştıracağız. Geçen sene bu kadar yaptık ama daha fazlası olacak. Bütün şeylere katılamadık geçen sene. Bu sene hepsine katılacağız. 4 tanesine katılacağız. Burada daha iyi şeyleri yapabiliriz. Sayısal artıştan ziyade iyi eğitimin verici olması lazım. Yani onları çalışalım. En son şeydeki bize Fatih Terim bize söylediği şu, gidin altyapıları da görebilirim. Yani yeterli iyi olan antrenörün altyapıları. Çünkü öğretecek olduğu için yetişmiş oyuncuya bir şeyler söylersin. Şöyle oynar, böyle oynar dersin. Ama öğreteceğin oyuncuya bunları göstermek ve öğretmek zorundasın. Nasıl oynanacağını, nasıl topu nasıl tutacağını, nasıl pas vereceğini, boşa nasıl kasacağını falan gibi. O yüzden yani burada biraz daha biz burada bir değişim olsa benim için benim düşündüğüm daha faydalı olur diye düşünüyorum ben. Yani üstteki bir takıma mesela Fatih arkadaşım. Bence Fatih arkadaşım keşke altyapıda antrenörlük yapsın. Fatih Sarı arkadaşım. Çünkü görseli falan iyi. Göstermesi iyi. Yani orada o daha iyi faydalı olur. Ben böyle düşünüyorum. Yukarıdaki oyuncular başka. Ama altta bunun daha bir böyle efendim tutarlı ve daha böyle şeyli olması lazım. Nitelikli olması lazım diye düşünüyorum.